Merhaba sevgili dostlar, hepinize Denizli'li Çal ilçesi Süller Köyü'nden hepinize kucak dolusu sevgiler. Sevgili Caneser Bulut ablamızın sayfası aracılığıyla sizlere ulaştırdığımız bu güzellikleri daha öncesinde Hatice ninemizle birlikte çekmiştik. Bu videomuz çok beğenildi, çok izlendi. Hazır köye gelmişken çiçeklerimizin son durumunu bir kez daha sizlerle paylaşalım istedik. Ayrıca yeni farklı çiçekler de ekilmiş. Hepsini birlikte değerlendirelim. Hatice ninemiz, sana çok güzel dualar gelmişti. Bir önceki videoda seninle ilgili herkes çok güzel düşüncelerini paylaşmıştı. Herkes sana sağlıklı güzel ömürler dilemişti. İnşallah. Bu video aracılığıyla da aynı zamanda onlara aslında bir cevap olacak bu videomuz. Sen de onlara ne demek istersin Hatice nine? Kucak dolusu sevgilerimizi gönderelim. Kucak dolusu selam yollarım. Allah razı olsun Hatice nine. Gerçekten o dönem çok izlendi senin videon. Herkes de güzel dileklerini iletmişti. Köye gelmişken bu güzellikleri bir kez daha buluşturalım istedik. Semperler yine coşmuş Hatice nine. Nasıl güzel olmuş tabii, güneşi görmeyle birlikte kızarmaya da başlamış arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir video oldu bu. Güzel bir çiçek oldu. Bu arada oğlum geldi. Hoş geldin babacığım sen de. Hoş geldin bebeğim. Şöyle çek. Merhaba babacığım. Merhaba. Ne yapıyorsun? Sen de merhaba demek ister misin Caneser ablanın takipçilerine? Merhaba de. Aferin benim oğluma. Evet arkadaşlar. Burası böyle. Gerçekten coşmuş. Biraz üstten de almaya çalışayım. Hala yeni yeni de yavrular veriyor. Semper Vivium diyoruz arkadaşlar, siz de biliyorsunuz. Sürekli böyle yavru vererek çoğalıyor. Aslında bu sarkmasının sebebi toprak arayışı. Hatta yere düşenler de gördüğünüz gibi büyümüş. Hatice nine yerde de büyüyor galiba bunlar. Onlar da çok büyüyor. Götür onlardan. Bana mı vereceksin bunları da? Teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Naneler de çok güzel olmuş. Mis gibiler de kokuyor. Bahçemiz de yine çok güzel olmuş. Bahçeye de gidelim ama şu gülleri de çekmeden olmaz değil mi Hatice nine? Çek bak şunları. Bunları kim yapıyor bu güllerle? Kim ilgileniyor çiçeklerle İkimiz genel olarak? İlgileniyor. Himmet amca ilgileniyor. İkimiz ilgileniyor. Himmet amcayla birlikte evet. Yapıyorsunuz. Evet. Zaten Hatice ninemizin eşi de gerçekten çok değerli bir insan. Himmet amcamız gerçekten çok değerli bir insan. Sana olan sevgisini çiçeklere de göstermiş. Böyle küçük taştan, bildiğiniz arkadaşlar taş duvar diyoruz. Bu köyde genel evlerin geneli bu şekilde, taş evler. Küçücük bir ev ama içi sevgi dolu, huzur dolu, mutluluk dolu bir ev. Hepsini çekeceğim. Asmalarınız geçen sene üzümünü de yemiştik. Çok güzeldi. Uzun uzun. İnşallah üzümler de dökülmeye başlamış. Böyle güzel şu Türk bayrağımızı da çekelim. Mis gibi dalgalanıyor. Tabii. Türk bayrağını da çektim. Tabii çektim. Balık ağzı da öyle. Bak şu üzümü de çek. Onu da çekelim. Hatice ninemiz üzümü de çektirelim dedi. Evet bak, üzüm olacak. Artık belirginleşmeye başlamış. Sen ne yapıyorsun orada babacığım? Hadi gel. Himmet amca da burada. Hazır, onunla da tanıştıralım sizi. Himmet amca, bu güllerin güzelliği ney böyle? Bunlar ne gülü deniliyor? Asma gül. Asma gül deniliyor ama çok güzel. Kaç yaşında Himmet amca bu? 3 yaşında. 3 yaşında maşallah. Sen Hatice ninemize çok güzel bakıyorsun. Çiçeklere de çok güzel bakıyorsunuz. Efendim? Bu gülü de şuna doğru çektiren diye. Uzatın. Tabii güzel olur. Hatice nine çok güzel olur ama yedi veren gibi gerçekten katmer katmer açmış. Çok güzel bir çiçek. Vallahi siz çok güzel bir çiftsiniz. Ben sizleri çok seviyorum. Evet, burada da yine kaktüslerimiz var. Yine semperyumlar var. Sedum palmer arkadaşlar. Bunu yeni mi buraya çıkarttınız? İyi yapmışsınız. Vereyim babacığım, kızım da geldi. Çok güzel bir video oldu. Hadi bir bay bay yapın. Bir Caneser ablanın takipçilerine bay bay. Bir de öpücük gönderin. Oh yerim sizleri. Sen arabanın anahtarıyla ne işin var güzel kızım? Al. Dur. Arabanın anahtarı yukarıda kalmış galiba. Bir saniye. Ben de. Ne alacaksın sen arabadan? Annesi istedi. Hadi al git bakalım. Allah beni öldürüyor koca terliklerine de.
Evet arkadaşlar, benim de çiçekler içinde çok sevdiğim çiçeklerden bir tanesi. Bende de evde renkleri var, değişik renkleri. Sardunyalar herhalde çiçeklerin içerisinde. Her ne kadar sukulent ve kaktüsçü olsak da sardunyalara da benim ayrı bir ilgim, alakam olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Kaktüsler gerçekten güzel olmuşlar. Arkadaşlar, Hatice ninemizin küçük şirin evi bu. Ama çiçeklerini görüyorsunuz. Gülleri, çiçekleri, hepsi çok güzel. Çiçeklerimiz çok güzel, güzel, çok güzel. Evet. Hacer ablamız, o da yan komşumuz. Onun da evi çok güzel gerçekten. Onun da çok çiçekleri güzel. Var. Hacer abla, siz böyle komşular, çiçeklerin içinde yaşıyorsunuz. Vallahi evet, harikasınız. Evet, evet. Çiçekleri çok severiz. Tabii. Köy yeri oldu mu her şey yetişiyor. Yetişiyor. Vallahi gerçekten öyle. Bunlara siz gübre falan da veriyorsunuz değil mi İmmet amca? Şurada gübre çuvalları yansın diye bekliyor. Ha, yanan gübreleri, bu ne gübresi kullanıyorsunuz? Koyun gübresi kullanıyorsunuz. Zaten şeylerden belli, güller falan o kadar güzel boylanmış ki. Şuradan böyle koparıyorlar onu. Şu Isparta gülü, onu biliyorum. Şu gül arkadaşlar, yani bir değişik gerçekten. Nasıl güzel, içli içli açmış. İnanın dokunduğum zaman mis gibi kokuları geliyor. Güller çok güzel olmuş. Petunyasız olmaz. Petunyalar da ekilmiş. Evet. Hepsi birbirinden. Bunlara petunya. Bunlara 11 aylık deniliyor bildiğim kadarıyla. Bunlar petunyalar. Bebeğimiz büyüyor. Evet arkadaşlar, görüşmeyeli benim de 3. bebeğim oldu. Bir oğlumuz daha oldu. Onu da buradan duyuralım. 25 günlük oldu bebeğimiz. Çiçeklerimiz böyle. Huzur dolu bir mekan. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Gerçekten güzel arkadaşlar. Burada da böyle oturuyorlar. Çaylarını içiyorlar. Şirin, güzel bir köy evi. Gerçekten öyle. Himmet amca, biz senin bahçede de çok güzel şeyler yapmışsın. İznin olursa bahçeni de çekebilir miyiz? Tabii. Birlikte çekelim mi? Buyur. Hadi buyur, önden sen buyur. Birlikte bahçemizi de bir çekelim. Bu incir çok güzel arkadaşlar. Siyah siyah, kara kara incirler var arkadaşlar. Olduğu zaman gerçekten çok güzel oluyor. Yemesine doyum olmuyor. Biz buraya her geldiğimizde, ben özellikle incir olduğunda gelmek istiyorum. Burası bizim bahçemiz değil ama gönlümüzden ne geçerse Himmet amcamız, Hatice ninemiz koparın diyor, toplayın diyor. Evet. Sağ olsunlar, gönülleri de çok zengin. Efendim Hatice nine? Yoluna gidersiniz inşallah. İnşallah, inşallah Hatice nine, inşallah. İnşallah. O gün o videomuzda da tavuk kovalıyordun. Şimdi yine değişmedin. Yine tavuk kovalıyorsun kızım. Tavuklarımız. Arkadaşlar, hazır videomuz çekilmişken şu Denizli horozu meşhurdur biliyorsunuz. Denizli horozunu da sizlere bir gösterelim. Bu horozun özelliği de arkadaşlar, öttüğü zaman bayılmasıyla meşhur, öyle söyleyeyim. Çok uzun süre kendisi ötüyor. Bazen nefes almakta zorluk çektiği için nefes almayı unutuyor, ötmekten bayılıp düşüyor. Videoları var YouTube'da, inceleyebilirsiniz. Denizli horozları da bu şekilde. Yalnız tavuğunuzun bir tanesi boşa yumurtlamış. Ben görüyorum şu an, onu alın kırmadan. Himmet amca bak orada. Bir tane yumurta gördüm. Himmet amcamızın bahçesi. Himmet amca, neler yaptık bahçemiz. Yine asmaları güzel budamışsın. İlaçları verilmiş. Evet. Bu sene soğuk vurdu bak tepelerini. Evet. Bundan tepelerini soğuk vurdu. Bu sene ama biraz kış sert geçti. Kar yağmur fazla yağmadı ama soğuk çok sert oldu. Babacığım, sen ne yapıyorsun? Tavuğu mu seviyorsun? Korkmuyor musun babacığım? Korkmuyorum. Ben babamın kızıyım, korkmam de. Ben babanın kızıyım, korkma. Oy, senin ağzını yerim ben. Emre, şöyle bir çek bak. Hepsini, evet, buradakiler artık bayağı büyümüş. Ne bunlar? Pezik mi? Bunlar pezik mi? Mazı diyorlar, bitme oluyor. Mazı. Mazı, ıspanak gibi bir şeymiş arkadaşlar. Ben daha önce görmedim, bilmiyorum. Sizler biliyorsunuzdur muhakkak. Evet, bahçeye neler diktik? Biber, Himmet amca, marul. Bahçede neler var? Biber, marul, ıspanak. Şey var. Şunlar, badalcan.
Salatalıkları ben buradan görüyorum. Henüz yeni yeni büyüyorlar ama maşallah çok güzel de meyve dökmeye başlamış salatalıklar. Gerçekten harika. Patlıcanlar da çiçek açmaya başlamış buradan görüyorum. Himmet amca gerçekten bahçeni de güzel yapmışsın. Ellerine emeğine sağlık. Emek verince her şey oluyor. Marula ikinci. Birinci bitti, ikinciyi de yaptık. İkinciyi de yaptınız. Afiyetle yemek nasip etsin Allah. Amin, amin. Yani sevgili dostlar, bu küçücük köyde, bu küçücük gerçekten küçücük evde huzur ve mutluluk var. Hepimizin aradığı, istediği de o. Rabbim herkese huzur ve mutluluk versin inşallah. Nerede, ne şekilde yaşadığımızın hiç önemi yok. Önemli olan ağzımızın tadının güzel olması, huzurumuzun, mutluluğumuzun yerinde olması. Rabbim hepimize bu şekilde isteyenler için tabii. Amca hazır sana ben bir şey sormak istiyorum. Bu salatalıklardan ben de diktim. Aldığım hanımefendi şey dedi. Çitiller çift çiftti. Bunları ayırmadan dikin dedi. Biraz büyüyünce dedi dibindeki cansız olanları kırarsın dedi. Siz de mi öyle dikiyorsunuz? Bak seninkiler şimdiden maşallah çok güzel salatalık vermişler. Topladınız. Evet görüyorum çok güzel. Evet görüyorum. Şimdi siz bunu tek tek mi diktiniz? Ayırıp ayırıp diktiniz. Ayırmadık zaten. Her şeyde bir tane var zaten kesede. Bizde satılanlarda iki tane, üç tane oluyor. Tek kesede ayırmadan dikin. Hangisi canlıysa onu bırakın, cansızları kırıp atın dediler. O aldığım fide satan bayan abla öyle söylemişti. Patlıcanlar da gerçekten güzel olmuş vallahi. Şimdi ısçı olsa dökeceğiz onları Emre. Yine dökmüş. Yine de dökmüş. Dökmüş. Kızım kümese girme. Kümesin içine girme. Bak kümesin içinde ne olduğunu bilemeyiz. Girme. Az önce kızım korkuttu, şu denizli horozunu çekemedik. Yine içeriye girmiş herhalde. Gel. Çü. Şuraya bir yem atabilir mi? Ama yemleri var zaten. Arkadaşlar denizli horozu içeriye girdi ama az önce çektim. Alev sare düştü bu arada. Düştün mü babacığım? Üstün çamur oldu görüyorum. Çağır Himmet amca. Horoz çıkmıyor. Bu horoz güya tavukları koruyacak. Kendisi içeride, tavuklar yayılıyor. Ötme, çık dışarıya, seni çekeceğiz. Arkadaşlar bu arada Hatice ninemize gerçekten teşekkür ediyoruz. Yine bize evinin bahçesinin kapılarını açtı. Himmet amcaya da aynı şekilde bize vermiş olduğu bilgiler için teşekkür ediyoruz. Rabbim mutluluğunuzu gerçekten daim etsin. Ben videomu noktalamadan, durdurmadan önce arkadaşlar şöyle bir Himmet amcanın da bahçesini sizlere genel olarak gösterelim. Her çeşit ağacında var herhalde, değil mi Himmet amca? Şu incirimiz, badem, kayısı, zeytin, nar ağacı, köşedeki her şey var. Gayet güzel. İşte emek çekince Himmet amca her şey çok güzel oluyor. Önemli olan emek vermek. Patatesler olsa ne olur? Domatesler falan burada da var. Artık çiçek dökmeye başlamışlar. Gerçekten güzel olmuş Himmet amca. Güneşte gördüğü için marollar falan çok güzel göbek yapmaya başlamışlar. Onları da gösterelim şöyle. Oh, yeşilleriniz hiç eksik olmuyor sizin. Bol bol tüketin. Zeytin oluyor mu burada Himmet amca? Oluyor. Ağaç olarak olmuş ama. 30 kilo oldu bunda bu sene. Bu sene don olmuyor mu? O zaman bu zeytinin cinsleri var. Mesela benim de burada yerim var bir dönüm. Zeytin olmuyor dediler. Yoksa ben oraya da böyle zeytin dikmeyi düşünüyordum ama. Burada oluyor ya. Burada, bizim bunda oluyor bak. Çiçek açtı yine. Evet açmış. O zeytinin cinsini öğrenmeli. Demek ki bazı mesela şeyde de var. Köşede görünüyor. Baba, babaannemin de zeytin ağacı var. Mesela o donuyor, olmuyor. O da iyi diye bak. O dedi ki kas yaşında o. Bu daha teyze o gibi iki misli oldu bak. Evet aynen öyle. Çok güzel olmuş. Bu sene hasta oldu yağmurdan. Bak kirazdı bu. Yeni oluyordu. Hasta. Baksana sen buna nasıl çiçeği açtı bu? Üstlerini soğuk vurdu. Evet.
Altlarında vağ var. Şu işte cami falan da var. Sanırım o rüzgarı falan kesiyor. Evet, meyveler, zeytinler görünüyor. Küçücük küçücük de olsa. Çok güzel. Eline emeğine sağlık Himmet amca. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olasın. Hacca nineye doğru gidelim. Oradan da babaannemin de birkaç çiçeği var. Onları da gösterelim. Videomuzu durduralım. Hadi gel bakalım. Aleyhisselam. Oh. Sen en iyisini yaptın Hatice nine. Teşekkür ediyoruz Hatice nine tekrardan. Çok sağ olasın. Aleykümselam. Şu an seni izleyen herkese Hatice nine selamını iletmiş oldu. Çok teşekkür ediyoruz Hatice nine. Hemen babaannemizin şu gülleri bir daha bir çekelim. Babaannemizin de güllerini çekelim. Zaten burası bir gedik deniliyor arkadaşlar. Bir gedikten 3 eve ayrılıyor. Babaannemlerin evi burası. Hacer ablanın az önce görmüştük komşumuzun evi burası. Hatice ninemizin Şirin evi de burası. Oğlum düştün mü? Düşmedim, arabanla oynuyorum. Hayır. Oyun mu oynuyorsun? Dağıtıyoruz kayalar. Hadi bakalım, işte burası da babaannemin küçük beton bahçe diyorum ama bakın arkadaşlar, toprak yok, hiçbir şey yok, sadece beton. Ama babaannem neler yetiştirmiş bir bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, pembe güller. Vallahi arkadaşlar çok güzeller ya, mis gibi de kokuyorlar. Babaanneme dedim bana da çoğalt bundan. Babaannemin de sarmaşık gülü var, yukarı bize doğru çıkıyor. Renkleri de çok güzel böyle. Şu da farklı, iki renkli gibi olmuş. Bu asmaları babaannem bana dikmiş, çoğaltmış. Giderken götür dik diyor ama benim şu an yeni aldığım yer inşaat aşamasında olduğu için bunları götüremem. Seneye götüreceğim nasip olursa. Bu gülü de bana çoğalttığını söyledi. Nasıl güzel dostlar, görüyor musunuz? Bunu götüreceğim ama. Bunu balkonuma koyarım. Orada da yine bir tane küçük gülü var. Babaannemin. Çok güzel arkadaşlar ya. Gerçekten. Bilmiyorum. Ben elim toprağa değdiği zaman, şu an oturduğum evde de ben de küçük bir bahçe yaptım. Benim de tavuklarım var, çiçeklerim var, bahçem var. Ve çok yoğun çalışmama rağmen, 3 çocuğum olmasına rağmen, eşim de çalışıyor. Ama biz çok seviyoruz bahçe hayatını, toprakla uğraşmayı. Bu hayattan vazgeçemeyeceğimizi inanıyoruz, biliyoruz en azından. Dostlar, bu da goji beri deniliyor. Daha önce de bunu videoda göstermiştik. Çok faydalı bir meyvesi var. Bunlar çok yıllık bitkiler arkadaşlar. Tamamen kuruyor ama kuruduktan sonra dökülen tohumlarıyla her sene tekrardan yine çıkıyor bu çiçeklerde. Bu güzelliklerle sizlere veda ediyorum. Sevgili Can Eser ablamız da sayfasında bu videoyu yayınlayıp bizlerin de sesini sayfasında paylaştığı için kendisine de huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Dostlar, biz videoyu sonlandırdık ama Himmet amcayla sohbete devam ettik. O kadar güzel şeyler anlattı ki bu kısımları çekmemek mümkün değildi. Bunları da paylaşalım istedik. Himmet amcagil kaç yıllık evliydiniz? 57. 57 seneyi birlikte devirmişler. Maşallah. Rabbim uzun ömürler versin hepinize. Yaşlar 80'e dayanıyor yavaş yavaş ama hala çok dinçsiniz, çok sağlıklı görünüyorsunuz. Bunun temel sebebi de buranın rakımı yüksek. Oksijen miktarı oldukça fazla. Hem temiz hava, toprakla uğraşıp sürekli enerjinizi, olumsuz enerjilerin toprağa çektiği söylenir. Enerjilerinizi aktarıyorsunuz. Huzurlu, sağlıklı, güzel bir birlikteliğiniz var. Birbirinize sevgilerinizi aşılıyorsunuz. Bütün bunlar bir araya gelince tabii ki ortaya güzellikler çıkıyor. Sizin gibi güzel sonuçlar çıkıyor. Rabbim birlikteliğinizi daim etsin tekrardan. Nice sağlıklı uzun ömürler versin hepinize. Yani bu aşk dolu yuvanız hiç
bozulmasın çiçekler. Himmet amca, Hatçenine ne güzel vallahi. Allah böyle uğraşlar nasip etsin hepimize. Naneler de biçilecek kadar olmuş artık, bir biçersin. Bir kere biçildi, ona rağmen bir daha. Hatice ninem geçen sene bana nane de vermişti, kuru nane. Ben çoğu şeye para vermiyorum arkadaşlar. Köye geldiğim zaman kim ne ekiyor ne biçiyorsa, kimisi kuru veriyor, kimisi kuru nane veriyor. Geçen sene nanelerimi de Hatice ninem vermişti. Allah razı olsun. Gönülleri zengin. Bizim çekemediğimiz Denizli horozu yine çıktı piyasaya. Sanırım bu fazla medyatik olmak istemiyor. Biz çekmeye başladığımız zaman kaçıyor. İnşallah, inşallah Hatçenine. Evet, Allah'a emanet olun dostlar tekrardan. Hoşça kalın. Hoşça kalın.